parçalarımızı tamamlamaya devam ediyoruz. Şimdi kanat yapacağız. Bundan 2 adet yapacağız arkadaşlar. Yine sihirli halka yaparak başlıyoruz. İçerisine 6 tane sık iğne yapalım yine. Evet. Karşı tarafı birleştirelim. Şimdi ikinci sıramızda bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Toplam sıra sonunda 9 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi bir tane örüyoruz, bir diğerini arttırıyoruz. Bir tane ördük, bir arttırdık. Bu işlemi 3 kez tekrarlamış olacağız. Bir tane yaptık. Bu şekilde şu ipimi ilmek belirleyicisi olarak kullanayım. Şu an alanımız çok küçük çünkü. Üçüncü sıradayız. İki tane sık iğne bir artırmamız olacak. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. İlk sıramızda 6, ikinci sıramızda 9, şimdiki sıramızda 12 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi bir tane tek, ikincisine tek, üçüncüsüne çift batıyoruz. Evet, bu sıramızda tamamlamış olduk. Dördüncü sıradayız. Alanımız biraz genişledi. Artık ilmek belirleyicimizi takabiliriz. Üç tane sık iğne yapıyoruz, bir artırma yapıyoruz. Sıra sonunda 15 tane sık iğnemiz olacak. 1, 2 ve 3. Bir diğerini çift batıyoruz. Bu şekilde 3 kez tekrarlayacağız aynı işlemi. Alanımız küçük olunca bu şekildeki ilmek belirleyiciler örmemizi biraz zorlaştırabiliyor arkadaşlar. Bir tane ip keseyim ben. Kolay olacak gibi. Bir kenara alalım. Beş ve altıncı sıramızı artırma eksiltme yapmadan 15 tane sık iğne örüyoruz. Dördüncü sıramızı bitirdik. Şimdi beşinci sıradayız. Evet arkadaşlar, 7. sıramıza geldik. Bir sık iğne bir eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 10 tane sık iğnemiz olacak. Bir tane ördük. Şöyle eksiltmemizi yapalım. Bir sık iğne bir eksiltme. Tamamladık.
Şimdi 8. sıradayız. Artık bunu da koymayalım. Çok küçük bir alanımız kalacak çünkü. Sadece eksiltme yapıyoruz. Bunu 5 kez yapacağız. 5 tane sık iğnemiz kalacak arkadaşlar sıra sonunda. 1 2 3 4 ve 5. Dikmek için biraz ip bırakalım. Evet arkadaşlar, kanadın içine laf doldurmuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ben diğer kanadını da tamamladım. Kuyruğunu yapacağız beraber. Yine sihirli halkı içerisine 6 tane sık iğne yapmakla başlıyoruz. Yine karşı tarafa ilmek kaydırmayla birleştirelim. İlk sıramızı tamamladık. İkinci sıramızda bir sık iğne bir artırma yapacağız. Bunu yine kullanalım. İlmek belirleyicimizi. Sıra sonunda 9 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Şimdi bir yandakine geçiyoruz. Bir sık iğne yaptık. Bir diğerine çift batıyoruz. Bunu 3 kez tekrarlayacağız. Bir tek, bir çift. Sıramızı tamamladık. Üçüncü sıradayız. İki tane sık iğne bir artırma yapacağız. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Bir, iki tane tek, bir artırma yapalım. Bir, iki. Artırmamızı yapalım. Şimdi dördüncü ve altıncı sıramız, yani 3 halka 3 tane sıra 12 tane sık iğne yapıyoruz. Artırma eksiltmemiz yok. 7. sırada eksiltmelere başlayacağız arkadaşlar. Şimdi 7. sıradayız. 4 tane sık iğne bir eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 10 tane sık iğnemiz kalacak. 2 3 ve 4 eksiltmemizi yapalım. 2 3 ve 4 eksiltmemizi yapalım.
8. sıradayız. 3 tane sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bunu yine 2 kez tekrarlayacağız. 8 tane sık iğne olacak sıra sonunda. 1 2 ve 3 eksiltmemizi yapalım. 1 2 3 eksiltmemizi yapalım. Evet, bu sırayı da tamamladık. 9. sıradayız. 2 tane sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonunda toplam 6 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Ve bu şekilde bitirmiş olacağız. Şimdi yapalım. Bir ve iki. Ön taraflarından almak çok zor olacağı için normalde sık iğnenin içinden alıyorum arkadaşlar. Eksiltmeyi bu şekilde yaptım. Bunu bir kez daha yapacağız. Bir ipim çok izin vermedi. Bir iki şekilde alıp eksiltmemizi yapalım. Kuyruğu doldurmuyoruz elyafla. Dikmek için birazcık ip bırakıp keseceğiz arkadaşlar. Kuyruğumuz tamam. Evet, bu parçamızı da tamamlamış olduk. Gagasını yapacağız. Gagası için farklı bir rengimiz var. Şimdi bunu açalım. Evet. Sihirli halka yapmakla başlıyoruz yine. İçerisine 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 birleştirmemizi yapalım. İkinci ve üçüncü sıramızda 6 tane sık iğne yapacağız sadece arkadaşlar. Gagayı da doldurmuyoruz. Dikmek için biraz ip bırakıp keseceğiz. Bu ikinci sıramız. Sadece üzerlerini doldurarak devam ediyoruz. Biraz çevirelim arkadaşlar. İçe kıvrılıyor yoksa. Dışa doğru örgümüzü çevirip bir sıra daha öreceğiz bu şekilde. Üç. Evet arkadaşlar, şöyle yapalım. Sıramızı da tamamladık. Gagamız da hazır. Şöyle parçaları bir araya getirelim. Artık etamin iğnemizi de alıp bunları birleştirmeye geçeceğiz. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi birleştirmesini yapalım.
talimatlar neler? Şöyle yakınıma koyayım. Öncelikle gövdeyle kafayı birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle kenara alalım. Kafamızda ip bırakmıştık. Hemen onu bir şöyle ipimize, iğnemize geçirelim. Şu an için belirgin bir şey olmadığı için sadece birleştiriyoruz. Yönü falan önemli değil arkadaşlar. Çünkü göz falan işlemedik. Belirgin bir yeri yok. Şimdi bir gövdeden, bir kafadan olmak üzere birleştirmesini yapacağız. Şöyle yapalım. Ben birleştirme yaparken arkadaşlar böyle şu son kısımdaki yerleri dikerek devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Bir kafadan karşısındaki sık iğnenin bu üst kısmına alarak devam ediyorum. Bu seferki oyuncağımız çok parçalı bir oyuncak. Birleştirme yapacağız. Küçük sevimli bir kuşumuz. Civcivimiz olacak. Farklı bir oyuncak daha. Minik bir oyuncak daha ekleniyor arkadaşlar seriye. Evet. Burada çok minik bir alan kaldı. Oradan biraz elyaf koyalım. Boynu düşmesin arkadaşlar. Evet, hepsini koyduk içerisine. Şöyle yapalım. Kalan kısmını da birleştirelim. Aynı yerlerden şöyle birkaç kez daha geçeyim. Bu kadar yeterli. Şuradan bir yerden bir düğüm attım arkadaşlar. Bu iple de çok sağlıklı olmuyor ama. Şöyle düzeltelim. Evet. Şimdi kanatları takalım. Kanatlarımız bu kuyruktu. Evet. Arkadaşlar gövdemiz bu şekilde. Düz kısmı öne gelsin. Öyle ayarlayın. Bu kısma çünkü böyle kuyruk da ekleyeceğiz. Bu şekilde. Şimdi kanatlarımız için gövdenin sağ ve sol tarafına sırta doğru 15
11 ve 12. halkaların arasına düzleştirerek dikin diyor. Şimdi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bayağı yukarıda. Böyle mi, geriye doğru mu? Biraz hafif şöyle geriye doğru olacak. Evet arkadaşlar. Sırta doğru. Ben bir tane toplu iğne alayım. Daha belirgin olur gösterme. Evet geldim arkadaşlar. Şey yapalım. Şimdilik bu şekilde batıralım iğnelerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet şu araya arkadaşlar. Gelecek şekilde. Şimdi simetri olup olmadığına bakalım. Düz değil, hafif şöyle eğimli olarak dikeceğiz arkadaşlar. Çok geride kaldı galiba bu. Evet, bu şekilde ayarlayın. Şimdi dikişine başlayalım. Klasik başlangıç ve bitiş konumundan birer ilmek bu şekilde dikiyorum. Tekrar karşıya geçelim. Tekrar alıyorum buraya. Şimdi sabitleyebiliriz. Şuradan bir boşluktan çıkıyorum arkadaşlar. İlkini tamamladık. Şimdi ikinci kanadımızı da yapalım. Dikişini yaparken istemsizce kendime yaklaştırıyorum. Umarım ekrandan çıkmamışımdır. Şimdi yine kontrol edelim. İpimizi de aynı yere çıkartalım. Bunları düğüm atarak gövdenin içerisinde yok edelim. Evet arkadaşlar, kanatlarımız tamam. Şimdi kuyruğumuzu dikelim.
Şimdi kuyruğumuzu arkadaşlar bu kısım daha düz. Bu ön taraf olacak. Kuyruk kısmı bu çıkıntılı olan kısmı. Şimdi iki kanadın ortasına bu şekilde bir de yer olarak 7 ve 8. halka arasına dikin diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu iki halka arasına bu şekilde dikeceğiz. Öncelikle yine bir başlangıç ve bitiş noktası yapalım. 20 kaybetmeden. Evet, bu kısmı kuyruğumuzu sabitleyeceğiz artık. Evet arkadaşlar, kuyruğunu da diktik. Şuradan bir şu şekilde bir düğüm atayım. Bunu yine oyuncağımızın içinde gezdirelim. Sonrasında keselim fazlalığını. Bu şekilde battığım zaman bu ilmeklerin boşluklarına denk getiriyorum arkadaşlar. Yoksa örgünüzü gerdirir, içe çöker. Aynı yerden tekrar batıyorum. Mesela buradan çıktım. Şimdi bunu keselim. Gelmiş. Evet, kuyruğumuz tamam arkadaşlar. İster aşağıya ister yukarıya bu şekilde oynayabilir. Şimdi gagamızı yapalım. Sonrasında göz işlemesini yapalım istiyorum. Çünkü bize orta hattı vermiş olur. Gagamızı dikelim. Evet arkadaşlar, 12 ve 14. sıra arasına yerleştireceğiz. Şimdi şöyle ortada bir yer şimdilik. Sayalım sonra ortada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, aşağıya, evet 12. Ve 14 koyduğumuz yer gerçekten tam yerine koymuşuz arkadaşlar. Şimdi bunu dikelim. Bu şekilde. Gaganın da içine elyaf koymadan dikiyoruz arkadaşlar. Minik zaten. Bir tane gagadan, bir tane gövdeden. Toplu iğnelerim artık gerek yok. Minik kuş diyelim arkadaşlar biz.
Civciv demiştim ama minik kuş koyalım. Minik kuşumuzun gagasını tamamladık. Şöyle birkaç kez daha geçelim. Diktiğimiz yerlerden. Şuradan bir parça alıp bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Bir de ipimin katları açılmasa. Tekrar battığım yerden. Evet, bunu da keselim. Şimdi göz işlemesini yapacağız. Öncelikle bakalım. Böyle gözlerimiz kapalı. Okuyalım bakalım. 12. halka arasına 4 ilmek kalacak şekilde. Bakalım tarife göre yerini işaretleyelim arkadaşlar. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. halkaya. Buraya. Ama çok aşağıda oluyor gibi ama bakalım. Yani resimde daha farklı arkadaşlar. Burnun üst sırasında gözüküyor. Ben öyle yapayım. Şimdi burnun bittiği hizadan itibaren şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ben resme göre yapmayı tercih ediyorum şu an. Şöyle karşılıklı, hatta şurada. Evet. Başlangıcımız bu. Şimdi 1, 2, 3, 4. Dördüncü sık iğnemiz sonuna, son boşluğuna. Yani 1, 2, 3 tane ilmek boşluğu var. Sonrası dördüncü ilmek boşluğumuz. Yine sayalım. 1, 2, 3, dördüncü ilmek boşluğumuza yerleştirdim. Sonrasında da kirpiğimiz var. Bir sırada 6 ineceğiz arkadaşlar. Şuraya tam ortalayayım. Bir sıra 6 ineceğiz. Şimdilik kabaca taslağını kurduk. Siyah ipimi alayım. Şöyle bir parça kestim. Bakalım. Resmini de göstereyim arkadaşlar şöyle. Yani şu şekilde resme bakarak yerleştirmesini yaptık şimdi. Şimdi şöyle uzaktan bir yerden ipimi çıkardım. Çıkardım, tamamen çıktı arkadaşlar. Tamamen çıkmasını istemiyorum. Tekrar yapalım. Şöyle ipimizi İlk iğnemizi battığımız yere çıkardık. Biraz ip bırakıyorum. Sonrasında düğüm atacağım. Şimdi arkadaşlar sonuncuya gidiyorum. Sonra ortaya batacağım. İpimi şöyle geçireyim bir. Normalde bu şekilde oldu. Son iğnelerimizi de alalım. Şuradan ipimin altından geçiriyorum. Bu şekilde aynı yere tekrar batıyorum arkadaşlar. Şimdi kirpik için tekrar ben sona gidiyorum.
Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi kirpik yapacağız. Şimdi bir ikinci boşluğa batıyorum. Tekrar aynı yere çıkacağım. Geleceğim. Tekrar aynı yere geldim. Bir sıra aşağıya iniyorum. Bu sefer. Bakalım nasıl olacak. Şöyle kabaca bir yerden çıkalım arkadaşlar. Evet, civcivimizin göz işlemesi de böyle. Şekilde arkadaşlar. Resimdekine benzettik diye düşünüyorum. Şimdi yine buradaki boşluğa geldim. Toplu iğnemi çıkartıyorum. Bir diğer göz boşluğumuza gelelim. Toplu iğnemizin olduğu yere. Sonra bu ortadakine bunu bu şekilde bırakmıyoruz tabi. Şöyle alttan geçirdim. Biraz küçük oldu sanki bu göz. Biraz daha bir sonrakine batalım arkadaşlar. Buna da bakarak dikkat edin. Bazen boşluklar da bizi yanıltabiliyor. Sık iğnelerimizi biraz daha bol yapabiliyoruz çünkü. Tekrar aynı işlemi burada da yapıyorum. Tekrar aynı yere battık. Göz bitimine tekrar gidiyorum buradan. Bir ikinci boşluğumuza tekrar aynı yere batıyorum. Bir alt sıraya. Buradan. Evet arkadaşlar. İpimizi artık bağlayabiliriz. Evet arkadaşlar, neyimiz kaldı? Burada biraz tüyümüz var. Onu yapacağız. Şimdi onu nasıl yapalım? 3 tane kısa parça kesin. İkiye katlayıp kafada birinci ve ikinci halka arasına tığ yardımıyla takın diyor. Şöyle nasıl olsa arttı artık rahat çalışabiliriz ipimizi. Sefer bu kadar ipimiz arttı arkadaşlar. Şimdi 3 tane ip kestik. Bunu bu şekilde ikiye katlayın diyor. İkiye katladık arkadaşlar. İkinci halkadan arkadaşlar şu orta kısma getireceğim ben şimdi. Şöyle yapalım. İçinden geçirdim. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapalım. Bilmiyorum aynı yerden mi batılacak. Onu çok bilemedim. Farklı yerlerden batarak tam orta kısımdan geçiriyorum. İkinci halkadan. Birinci halkaya getiriyorum ipimi ve içinden geçiriyorum. Tamamdır. Şimdi
şekilde yaptık. Bir tane düğüm atalım. Arkadaşlar dibine doğru bir tane düğüm atmaya çalışın. Deneyelim bakalım. Şimdi çok fazla katlarına ayrılıyor zaten. Evet arkadaşlar, düğüm kısmı biraz kalın oldu bunun. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar oyuncağımızı. Burada da düğüm atılmış gözüküyor arkadaşlar bu şekilde. Çok da uzun bırakmak istemedim. Biraz yukarıda duruyor çünkü. Çok da şart değil gibi bu ama tarifi uyguluyoruz arkadaşlar. Bugünkü oyuncağımız biraz parçalı, biraz yorucu oldu. Tarifi farklı. Yine takıldığınız noktalar olursa mutlaka sorun arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlara bekliyorum. Videom hakkında da yorumlarınızı mutlaka yazın. Ördüğünüz oyuncakları benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram adresimi bırakıyorum. Açıklama bölümüne de bırakıyorum arkadaşlar. Direkt oradan geçiş yapabilirsiniz. Böyle video sonunda sevimli bir minik kuşumuz oldu. Minik oyuncaklar serimize yine devam edeceğiz. Koleksiyonumuza bir oyuncak daha katılmış oldu arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videodan haberdar olmak için zil butonunu açmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Çok sevimli oldu arkadaşlar. Çok. Umarım yaparsınız. Böyle şirin bir oyuncağınız olur.